Yapabiliriz başkanım. Evet, değerli başkanım, kıymetli belediye meclis üyesi seçilen arkadaşlarımız, aday arkadaşlarımız, kıymetli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, devir teslim törenimize hoş geldiniz diyorum öncelikle. Her şeyden önce demokrasimizin bir gereği olan yerel seçimlerimizi tamamladık ve başkanımız halkımızın takdiriyle, teveccühüyle seçildi. Ben başkanıma hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Rabbim utandırmasın diyorum. İnşallah ilçemize güzel hizmetleri nasip olur. Biliyorsunuz belediyemiz 1926 yılında kurulmuş ve bugüne kadar ben 20. belediye başkanıydım. Sayın başkanım da 21. belediye başkanı olarak bu camımıza hizmet edeceklerdir. Buna eminim. 2019'da seçildikten sonra tabii tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen, aynı zamanda ilçemizi de etkileyen bir Covid salgınıyla mücadele ettik 2 seneye yakın. Daha sonraki süreçte biraz bu camımıza hizmet etme imkanı bulduk. Covid sürecinde rutin belediye hizmetleri dışında bir hizmetimiz çok olmadı. Covid salgını dolayısıyla tedbirler ve önlemler almak suretiyle sadece o dönemde o hizmetlere yapabildik. Ama sonraki süreçte vatandaşlarımıza lanse ettiğimiz 5 başlıkta 55 proje diye lanse ettiğimiz projeleri tamamladık. Büyük kısmını. Günün ihtiyaçlarına göre gereken projeleri de yine bu camımızın gelişimi için tamamladık. Ve belli bir noktadan aldık. Gelişim dönüşüm süreciyle belli bir ivme kazandırdık. İnşallah başkanım da kalmış olduğumuz yerden hizmetlerine alır. Bu camımızı belli bir seviyede başkanım çıkarır. Ben kendisine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii bu süreçte çalışmış olduğumuz arkadaşlarımız var, belediye meclis üyelerimiz var, birim müdürlerimiz var, belediye çalışanlarımız var. Ben sizlerin huzurunda hepsine teşekkür ediyorum. 5 yıllık süreçte bizlere büyük katkı sundular. Hepsine de Allah razı olsun teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde de Sayın Başkanımız gerek belediye meclis üyeleriyle, gerek birim müdürleriyle, gerekse belediye çalışanlarımızla ilçemizi bu bizim kazandırmış olduğumuz değişim ve dönüşüm sürecine belli bir noktaya kadar da başkanım taşır ve şehrimiz, çünkü biliyorum belediye başkanlarının tek amacı vardır. Şehirlerini güzelleştirmek, şehirlerini değiştirmek, şehirlerine konforlu, insanlarımızın konforlu yaşayabileceği hale getirmek. Belediye başkanlarının tek amacı budur arkadaşlar. Onun için başkanımız da bu yönde çalışacağından eminim ben. Tekrar başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah hayırlı olsun. Çok sağ olun. Başkanım önce bir şeyin takdim etimi yapmış olduğunuz bütün hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Tabii ki bu bir bayrak yarışı. Hepimizin o ortak amacı, ortak gayesi bucak güzel olsun, bucak huzura kavuşsun. Huzurlu bir yaşam ortamı oluşsun. Bu yüzden gerçekten verdiğiniz bütün hizmetler için çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinizin bende yeri çok ayrı. Aynı şekilde belediye meclis üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Bucak için kim bir taş üstüne taş koyduysa dediğim gibi Allah 1000 kere razı olsun. Artık rozetlerimizi bir kenara bıraktık. Bucak için yola çıktık. Evet. Tabii ki de sizlerin de çok güzel hizmetleri oldu. Bunların da takip edeceğiz. İnşallah sizlerden de öğreneceğimiz şeyler illaki olacaktır. Kazanan bucak olsun dedik. Yeter ki kavgasız dövüşsüz olsun dedik. Barış ortamı. Bu barışı sağladığınız için öncelikle size ve tüm ekibinize teşekkür ederim. Sorunsuz bir seçim sürecini atlattık. Şu saatten sonra bucak için çalışmak var. Gayret etmek var. Yorulmak var. İnşallah layıkıyla yapmaya elimizden geldiğince çalışacağız. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın lütfen. Tekrar bütün emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, İyi ki varsınız. Kabul ederseniz belediye başkanlığı rozetimi sizlere takdim etmek çok istiyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Size kabul ederseniz dostluğumuz adına Atatürk ve Türk bayraklı rozeti tabii ben de size takdim etmek tabii isterim. Ki, teşekkür ederim. Dostluğumuz da aynı olsun. Çok teşekkür ederim. Her şey için. Tekrar hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. İnşallah ilçemizin gelişimine katkınız çok olur.
ekip arkadaşlarımızla birlikte biz bu süreçte, onu da hemen ifade edeyim, konu Bucak olunca biz iktidar partisi, muhalefet partisi bakmadık. Almış olduğunuz bütün meclis kararlarımızda %98, %99 oranında oy birliğiyle karar aldık. İnşallah sizlerde de öyle devam eder. İnşallah. Çünkü biz belli bir şahsa veya belli bir kişiye hizmet etmedik, belli bir zümreye hizmet etmedik. Bucağımızın genel anlamında, bucağımızın ihtiyacı neyse o şekilde hizmetimizi yaptık. Biz de aynı şekilde olacaklar. Hiç merak etmeyin. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Tekrar hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Bizlere müsaade edin. Başkanım, teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım, teşekkür ederim.